Emekçi halkımız, UTV adına herkese merhaba. Bugün 1 Haziran günü gün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 yasağına karşı süren açıklama direnişinde Eda Deniz Haydaroğlu 76. gününde, Ilgın Güler 25. gününde, Sevil Sevimli ise 20. gününde. Direnişçi meclisin oturum haklarının gaspına karşı başlattığı direniş 236. haftasında. Evet sevgili seyirciler, basın alanda yeni bir cephe daha açılıyor. Halkın Sesi Radyo 5 Haziran günü açılıyor. Günlük müzik, program ve röportajlar yapılacağı Halkın Sesi Radyo deneme yayınlarını sitemizdeki linkten dinleyebilirsiniz. Türkiye haberlerine gelirsek, manevi değerler altında Eskişehir Valiliği onayıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında okullara imamlar gitmeye başladı. Daha anaokuluna giden çocuklara dahil dinci eğitim verilecek. İTO'nun yayınladığı verilere göre İstanbul'da Mayıs ayında perakende fiyatlar bir önceki yıl Mayıs ayına göre %56.05, toptan fiyatları ise %70.33 arttı. Dünya haberlerine gelsek sevgili seyirciler, 28 Mayıs tarihinde Almanya'da Köln şehrinde 4. geleneksel ırkçılığa uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı futbol turnuvası gerçekleştirildi. İsveç NATO üyeliği ile ardından terör yasalarını sertleştirdi. Son olarak Türkiye'nin onayıyla NATO'ya üye olan İsveç, yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. Stockholm bu adımın ardından Ankara'nın onayını almayı bekliyor. Alman polisi kurşunlayarak saldırıyor. Almanya Rostock'ta polis 57 yaşındaki bir adamı durdurmak için 4 el ateş etti. Polisin açıklamasına göre adam agresif bir şekilde bıçak elde üzerlerine yürüyormuş. İnternette dolaşan bir video ise polisin yalanını ortaya çıkarıyor. O videoyu sevgili seyirciler sosyal medya sitelerimizden ulaşabilirsiniz. Videonun üzerinde görülüyor polisle vurulan şahıs arasında oldukça bir mesafe var. Yani hiçbir şekilde bir tehlike teşkil etmiyor. Ama polis yine durdurmak niyetine 4 el ateş ediyor. Almanya'da bir süredir devam eden Antifa Ost davasının karar duruşması dün görüldü. 129 yasasıyla yargılanan antifaşistler Lina E'ye 5 yıl 3 ay, Leonard A'ya 3 yıl, Yanis R'ye 2 yıl 5 ay, Jonathan Philip M'ye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Lina için savcının talebi ise 8 yıl cezasıydı. Lina ve yoldaşları için 3 Haziran tarihinde planlanan yürüyüş ve Antifa Ost davasıyla ilgili her türlü etkinlik Leipzig polisi tarafından yasaklanmıştır ve şehir abluka altına alınmıştır. Son olarak sevgili seyirciler, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin katledildiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Buradan da tekrar özgürlük, adalet için, eşitlik için savaşan herkesi selamlıyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.